Ya siz? Bu adam neye güveniyor da tek geziyor? Var bir güvendiği demek ki Zafer. Hoş geldin Fuat arkadaş. Hoş bulduk. Nasılsın İlyas? İyiyim. Çok iyiyim. Dünkü ziyaretimde bir numune almıştım. Gerçekten çok iyi netice. Boran bahsetti dünkü ziyaretinde. İkinci partiye ne zaman hazırsınız? Kağıdı ne zaman göndereyim? Bizim bu konuda başka bir bakış açımız var Fuat arkadaş. Neymiş o? Dün Hızır Reis ile İlyas Reis'e... Ve Alparslan Reis'e. Evet, bir de o. Muzi tarafından suikast düzenlendi. Geçmiş olsun. Umarım herkes iyidir. İyi. Herkes çok iyi. De. Boran bahsetti. Ortak olmak isteyişinden. Kağıt temin edeceğinden. Açıkçası ben çok memnun oldum Fuat. Ben dostluk kurulmasına çok büyük önem veren bir adamım. Ama aynı zamanda da dostlarımı zengin ederken düşmanlarımı da zengin etmek istemem. Kağıt işinde bir ortaklığımız yok bizim Muzi ile. Var ya da yok, bizi ilgilendirmez. Bizim başka bir çözüm önerimiz var Fuat arkadaş. Sen kağıtlarla beraber Muzi'yi bize ver. %30, %30, %30 onda masaya kalacak şekilde ortak olalım. %70 sizin, %30 benim. Sen de eğer biz olsaydın Fuat, %100'ünü paylaşabilirdik. Ama eğer teklifimize sıcaksan masa %10'unu almaz. Sen alırsın. Siz Muzi'yi öldürmenin çözüm olacağını mı zannediyorsunuz? Biz geçici sorunları geçici çözümlerle halletmeye işlem hacmi diyoruz. Esnaf dilinde ayağımız alışsın yani. Sen bir teklifte bulunuyorsun. Ben de bir teklifte bulunuyorum. Bana ve aileme kastedeni ver. Ortak olalım. Bende olan bir şeyi istiyormuşsun gibi konuşuyorsun İlyas. Ama Muzi bende değil. Bulabileceğim yeri ver. Buna da ortak olurum. Bunu konuşmam lazım. Muzi ile değil inşallah. Neticede sizin önerdiğiniz oranı paylaşacağım insanlar var. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer ortaklığımız kabul edilmezse aramızda başka bir husumet çıkar. Bizim için mahsuru yok. Biz başkasından bulduk kağıdı. Muzi'nin peşindeyiz.
haber vereceğim. Ne diyorsun İlyas? Muzi'yi alacağız diyor. Nasıl var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmazam.